Merhaba arkadaşlar. Kalbimizin dostu 7 süper gıdayı sizlere şimdi sıralayacağım. Evet arkadaşlar, son zamanlarda trans yağlar, şeker, kilo ve hazır gıdaların tüketilmesiyle çağımızda maalesef kalp rahatsızlığı, kalp damar tıkanıklığı son zamanlarda çok fazla görünüyor. Benim de annemin bu son zamanlarda kalbiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, var, tedavi görüyor. Ondan yola çıkarak ben de kalbe faydalı olan besinleri araştırıyordum. Sonra birçok bilgiye, uzman doktorların açıklamalarıyla beraber birçok bilgiye ulaştım. Bunlardan en fazla dikkatimi çeken 7 süper gıdayı öğrendim ve sizinle de paylaşmayı uygun gördüm arkadaşlar. Bu 7 besinden bir tanesi brokoli, diğeri nar ve narinciye, bunlar portakal, limon, greyfurt ve mandalina olarak devam ediyor. Sonra keten tohumu. Keten tohumu her zaman çok mucize bir besin. Ama son zamanlarda daha fazla adından bahsediyoruz. Bunu da öğütülmüş haliyle beraber yemeklerimizde kullanabiliriz arkadaşlar. Ve ayrıca balık haftada 2 kere tüketmemiz gereken bir besin. Bunlarda bulunan omega yağları, ki bu da uskumru, somon ve sardalya balık çeşitlerinde daha fazla görülmektedir. Kalp dostu omega yağlar balıklarda bulunuyor. Bunların yanı sıra hayvansal besinlerde sadece balığı tavsiye ediyorlar arkadaşlar. Yani tavuk, et türü balık kalp sağlığı için çok da tavsiye edilmiyor. Tabii ki de beslenecek olan yaşlar vardır ama bazı yaştan sonra, belirli bir yaştan sonra bunlara hep kesemiyorsak da bayağı biraz azaltmak gerekiyor arkadaşlar. Ve ayrıca kuru bakliyatlar. Kuru bakliyatlar da mercimek, nohut, barbunya gibi. Diğer taraftan da kırmızı biber. Kırmızı biber yiyen, kırmızı biberi tüketen kişilerin karşılaştırıldığı zaman yemeyenlere göre kalp rahatsızlığına yakalanmayan kişiler olarak tespit edilmiş arkadaşlar. Kırmızı biberi toz halinde veya İşte nasıl tüketebiliyorsanız acısını veya tatlısını, bunu kırmızı biberi de oldukça faydalı olarak görüyorlar. Bunun haricinde sarımsak zaten tam bir şifa deposu. Bunu mutlaka her gün tüketmek gerekiyor. Hani çiğ olarak tüketmek midenize veya ağız kokusunda hani meydana gelecek sıkıntılar oluyorsa, ki oluyordur, bunu yemeklerinize kullanmakta da fayda vardır. Onun haricinde arkadaşlar, nar zaten tam bir vitamin deposu. Meyvelerin kraliçesi olarak bilinmekte. Ayrıca narı günde bir tane tüketmek, yani bir narı her gün bir bireyimizin tüketmesi gerekmektedir. Bu şekilde tüketemiyorsak, suyunu içmek istiyorsak da yarım su bardağı nar suyunu içmemiz gerekiyor. Ayrıca brokoli arkadaşlar, brokolide de vücudun ve kalp sağlığının daim olması için brokoli de gerçekten yani süper gıdalardan bir tanesi. Şöyle bir şey arkadaşlar, tabii ki bütün besinlerde kalbimizin dostudur. Bu şekilde arkadaşlar, nar suyunun içerisinde bulunan vitaminler kalp ve damar sağlığında, damarlarda akışını güzel, sağlıklı bir şekilde akışını sağlayan bir madde var. Ve ayrıca bu besinlerde, bu 7 besinlerde arkadaşlar, tansiyonu dengeleyici, şeker hastalığının dengeleyici ve vücudumuzda kolesterol seviyesini normale çevirici vitaminler ve mineraller var arkadaşlar. Bunları mutlaka ama mutlaka tüketmeliyiz arkadaşlar. Şimdi tekrar sayıyorum. Neydi bunlar? Brokoli, nar ve narinciye,
Üçüncü olarak balık. Omega 3 olarak balık. Dördüncüsü kurbağalı yaprak. Beşincisi sarımsak. Altıncısı kırmızı biber. Yedincisi neydi? Keten tohumuydu. Evet arkadaşlar, bu 7 gıdayı mutlaka evimizde bulundurmalıyız. Özellikle kış aylarında narın çok bol olduğu zamanlarda mutlaka her gün dediğim gibi bir nar veya yarım su bardağı nar suyunu içmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kalbinizin sevdikleriniz için atmasını diliyorum arkadaşlar ve ayrıca son olarak da şunu eklemek istiyorum. Kalp dostu, kalbinizi koruyacak olan diğer besinleri de videomun sonunda görsel olarak size paylaşacağım arkadaşlar. Tüm güzel günler sizlerin olsun. Sevdiklerinizin ve sağlığınızın kıymetini bilin. Kalbinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.